Herkese selamlar dostlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Türkiye'de oldukça popüler olan fiyat performans telefonları Redmi Note 12 Pro ve Samsung Galaxy A34'ün karşılaştırmalı incelemesini yapıyoruz. Bu karşılaştırmanın en önemli çıkış noktası her iki telefonun da 10 ila 12.000 TL arasında bir fiyata sahip olması. Tabii bu aldığınız yere göre değişebilir ancak uzun süredir fiyat konusunda ciddi rakip olan iki telefondan söz ediyoruz. Bu sebeple fiyat performans telefon arayanların arada kaldığını gördük. Peki eşdeğer fiyatlara sahip bu iki telefon er meydanına çıksa kim kazanır? Tasarım ile başlayalım. Öncelikle her iki telefonun da keskin hatlara sahip bir gövde ve herhangi bir kavisi bulunmayan ekran panelleriyle günümüz standartlarına uygun bir tasarım çizgisinde olduğunu söylemem gerekiyor sizlere. Her iki telefonda arka kameralar sol üst köşede yer alırken Redmi Note 12 Pro'da bu çıkıntı tek modül içerisinde, Galaxy A34'te ise her kamera için birer lens çıkıntısı var. Ayrıca her iki telefonda parmak izini daha az tutan birer mat ve kaliteli plastik yapılmış arka panellere sahip. Redmi Note 12 Pro 6.67 inç OLED ekran ile Galaxy A34'ün 6.6 inçlik Super AMOLED ekranından bir tık daha büyük ekran ile geliyor. Ancak maksimum parlaklık konusunda Galaxy A34 1000 nit ile Redmi Note 12 Pro'nun 900 nit değerine kıyasla daha yüksek parlaklık sunuyor. Her iki telefonun ekranı da maksimum 1080p çözünürlük sunarken en boy ölçüleri, ekran gövde oranları ve maksimum 120 Hz hızında uyarlanabilir yenileme hızıyla birbirlerine çok yakın değerlere sahip. Yani bu iki telefon arasında ekran deneyimi açısından çok ciddi farklılıklar yok diyebilirim. Her iki telefonun ekranı da Gorilla Glass 5 ile korunuyor arkadaşlar. Redmi Note 12 Pro 0.2 mm daha ince ve 12 gram daha hafif. Aynı zamanda 2 mm daha uzun bir telefon ama bu ufak farkların yine son kullanımda ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum sizlere. Özetle renk, ölçüler, kamera çıkıntıları gibi ufak tefek detaydaki farklılıklar sizin için önemli değilse, fiyat tarafında da olduğu gibi tasarım tarafında da birbirine oldukça yakın iki telefondan söz ediyoruz. Peki ya performans? Hemen test sonuçlarımızı aktaralım size. Galaxy A34 kendisinden bir yıl daha yaşlı. Yani 2022 yılında üretilmiş bir işlemci olan MediaTek 1080 ile birlikte, Redmi Note 12 Pro ise kendisinden 2 yıl daha yaşlı. Yani 2021'de üretilmiş olan Qualcomm 732 5G işlemci ile birlikte geliyor. Yani işlemcinin güncelliği açısından kazanan Galaxy A34 oluyor. Peki ya hız konusu? Redmi Note 12 Pro'nun hızı minimum 1.80 GHz iken Galaxy A34'te 2.0 GHz hız görüyoruz. Yani Redmi Note 12 Pro bu hız konusunda daha eski bir işlemci kullandığını belli ediyor diyebilirim. Performans skorlarına da bir bakalım. Geekbench 6 ile yaptığımız testlerde Redmi Note 12 Pro tek çekirdekte 750, çoklu çekirdekte de 1741 puan alırken Galaxy A34 tek çekirdekte 1046, çoklu çekirdekte de 2558 puan alabildi. Bu da bizi şu sonuca götürüyor arkadaşlar. Redmi Note 12 Pro 2021 yılında çıkan Samsung Galaxy A52s'in bile altında kalan tek çekirdek performansına sahip. Ancak Galaxy A34 1046 puan ile ülkemizdeki en popüler Android telefonlardan Galaxy S21 FE'nin de üzerinde yer alıyor. RAM tarafına baktığımızda her iki cihazda da 8 GB hafıza görüyoruz. Bu da ciddi bir farka yol açmazken Redmi Note 12 Pro'nun 256 GB hafızasıyla Galaxy A34'ten 2 kat fazla depolama alanı sunarak bu konuda öne geçtiğini görüyoruz. Özetle performans değerlerine baktığımızda Galaxy A34 aynı fiyatta olmasına rağmen daha güncel ve daha yüksek hızlara ulaşmasıyla Redmi Note 12 Pro'nun epey önünde. Ancak sizin için performanstan ziyade hafıza önemli ise bu sefer Redmi Note 12 Pro bence 2 kat hafızasıyla oldukça mantıklı değerlendirilebilir bir telefon. Hazır performans değerlerine göz atmışken gelin bir de oyun testi yapalım. Bu sırada hem telefonların pil performanslarını karşılaştırmış olur hem de değerleri size sunmuş olurum. Kamera tarafına geçtiğimizde her iki telefonda da üçer arka kamera görüyoruz. Galaxy A34'te 48 megapiksellik ana kameraya karşılık olarak Redmi Note 12 Pro'da 108 megapiksellik bir ana kamera var. Ancak her iki telefonda da bu yüksek çözünürlüklü fotoğrafları elde etmek için kameraları ona göre ayarlamanız gerekiyor. Aksi halde her iki telefonda varsayılan kamera modunda 12 megapiksellik çekimler yapıyor. Ki zaten 48'dir, 50'dir, 108'dir bu tip çözünürlük değerleri fotoğrafın kalitesini ifade etmez. Sadece boyutunu belirtir. Yüksek megapikselin neden tek başına kaliteyi ifade etmediğini de kartlar
aşağıdaki videomuzda açıklamıştık. İzleyebilirsiniz. Bu sebeple karşılaştırmaya varsayılan 12 megapiksel çözünürlük üzerinden devam edelim. Burada sırasıyla 1x, 4x ve 10x yakınlaştırmada çekilen fotoğrafları görüyoruz. Bence varsayılan çözünürlük ve 1x'te arada öyle devasa farklar yok ama Samsung renk ve ışık konusunda biraz daha başarılı. Ayrıca yakınlaştırdıkça kaliteyi de daha iyi koruduğunu gösteriyor bize. Her iki telefonda da 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameralar var. Ancak bu kameraların kalite farkları çekilen fotoğraflar üzerinden de net şekilde anlaşılıyor. Galaxy A34 renkleri daha canlı işleyip göstermeyi başarırken Redmi Note 12 Pro'nun renkleri ve kontrast yoğunluğu daha yüksek görünüyor. Makro tarafına geçtiğimizde Redmi Note 12 Pro'nun 2 megapiksel çözünürlüğe rağmen çok daha başarılı bir sonuç verdiğini görüyoruz. Galaxy A34'teki makro modunda ise fotoğrafların Redmi Note 12 Pro'ya kıyasla daha bulanık olduğunu görüyoruz. Ancak gün içerisinde kaçımız makro çekime bu kadar önem veriyoruz emin değilim açıkçası ki zaten böyle fotoğrafları da telefonları olabildiğince sabitleyerek çekmemiz gerekiyor. Bir de düşük ışıktaki performanslarına bakalım isterseniz. Burada da yine Galaxy A34'ün fotoğraf işleme konusundaki farkına şahit oluyoruz. Ancak yine de bu fiyatlardaki telefonlarda da son derece doğal olan kumlanma ve detayların kaybolması gibi sorunlar var. Doğaldır. Her iki telefonun da ön kamerası 16 megapiksel çözünürlük sunuyor. Gün ışığındaki fotoğraflara baktığımızda bu kalite idare eder. Ancak karanlık ortamda fotoğraflar zoom görüşmesinden alınmış ekran görüntüsüne dönüyor. Yani kim olduğunuz anlaşılıyor ama daha fazla detay beklememek lazım. Dostlar sesimi şu an Redmi Note 12 Pro'nun mikrofonundan duyuyorsunuz ve ön kameranın video performansı da bu şekilde. Evet şimdi de Galaxy A34'ten duyuyorsunuz sesimi ve ön kameranın video performansı da gördüğünüz gibi. Video tarafına baktığımızda her iki telefonun da 4K kalitesine ve saniyede 30 kare hızına kadar video çekebildiğini görüyoruz. Ancak bu karşılaştırmaya 1080p çözünürlükte kaydedilmiş videolar ile başlayalım. Galaxy A34 stabilizasyon konusunda Redmi Note 12 Pro'dan çok daha iyi bir durumda olduğunu bağırıyor resmen. Oysa ki her iki telefonda da optik imaj sabitleme teknolojisi varken Redmi Note 12 Pro bu karşılaştırmada sanki bu teknolojiye hiç sahip değilmiş gibi gözüküyor. Ancak Redmi Note 12 Pro anlık ışık değişimlerine Galaxy A34'ü kıyasla çok daha hızlı yanıt verdi. Galaxy A34 ise örnekte de gördüğünüz üzere uzun süre boyunca gökyüzü parlaklığını ayarlayamadı. Video konusunda tartışmalı sonuçlar verse de bence Galaxy A34 stabilizasyondaki başarısı sebebiyle fotoğrafın yanında da video konusunda Redmi Note 12 Pro'yu geride bıraktı diyebilirim. Son olarak batarya ve şarj imkanlarına da şöyle bir göz atalım. Açıkçası Redmi Note 12 Pro kutudan çıkan 67 watt gücündeki şarj cihazı ile bence Galaxy A34'e çok iyi bir gol atıyor. Çünkü Galaxy A34'ün kutusundan şarj cihazı çıkmıyor. Ayrıca Galaxy A34 maksimum 25 watt gücünde şarj desteklediği için bataryası Redmi Note 12 Pro'ya göre çok daha yavaş doluyor. Bu arada her iki telefonda da 5000'er miliamper kapasitesinde lityum polimer batarya var. Enerji tüketimi açısından da farklarını zaten oyun testi sırasında görmüştük. Video boyunca anlattıklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, tasarım konusunda iki telefonda bence eşdeğer. Gerisi sizin zevkinize kalmış. Performans, kamera ve oyun testlerinde masanın galibi bence Galaxy A34. Depolama alanı açısından Redmi Note 12 Pro fersah fersah önde ve bu başarısını şarj kapasitesi ve 67 wattlık şarj cihazı ile sürdürüyor. Özetle ben daha iyi kamera ve performans istiyorum derseniz Galaxy A34, ancak şarj cihazına para vermek istemiyorum ve depolama alanı benim için daha önemli derseniz Redmi Note 12 Pro sizi üzmez arkadaşlar. Ve videomuzu da yavaş yavaş kapatalım. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.